Tekrardan hoş geldiniz diyelim. İsmim Özlem Filmer. Kadir Has Üniversitesi'nde Kurumsal İletişim Direktörlüğü'nde görev yapıyorum. Bugün Kadir Has Üniversitesi tarafından sizlerin kişisel gelişimlerinize katkı sağlamak, aynı zamanda sizleri Kadir Has Üniversitesi'nde bulunan bölümlerimizle, akademisyenlerimizle tanıştırmak adına düzenlediğimiz online etkinliklerimizin yeni medya ayağındayız. Bugün KHAS Yeni Medya Podcast Atölyesi'ndesiniz. Yeni medyada yükselen değer sesli yayıncılık podcast etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz diyelim. Yeni medya bölümümüzün etkinliğindeyiz bugün ama etkinliklerimiz devam edecek ilerleyen haftalarda. Nisan ayının ortalarına kadar tüm bölümlerimiz lise öğrencileri için farklı akademiler organize edecekler. Bu akademileri takip edebileceğiniz artık bir web sayfamız var. Kadir Has Üniversitesi lise öğrencileri için düzenlenen tüm etkinlikleri bir web sayfasında topladı. Dolayısıyla bu sayfamızdan da bizi takip edebilirsiniz. Diyelim, tekrardan hoş geldiniz diyorum. Ve etkinliği Uras Kaspar hocamıza devredeceğim. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar, herkese selamlar, iyi akşamlar. Merhaba, ben sözü size bırakayım yavaş yavaş. Öğrencilerimiz gelmeye ediyorum. Devam ediyorlar. Çok teşekkür ederim. Ben de önce size teşekkür edeyim. Üniversitenin kurumsallık tarafına ellerinize sağlık. Bu kadar keyifli bir gençlik topluluğuyla, gençlerle bir araya gelmek benim için de büyük bir keyif. Şimdi herkese merhabalar, arkadaşlar selamlar. Sizlerle bir arada olabilmek gerçekten büyük bir keyif. Bunu söyledikten sonra ufak ufak başlatayım. Süremiz çok uzun değil. Önce kısacık bir kendimi tanıtayım. Uras Kaspar, 2 senedir Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümünde öğretim görevlisiyim. Aynı zamanda son 10 senedir de Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim görevliliği yapıyorum. Türkiye'nin de ilk podcast networklerinden olan, biraz sonra detaylıca bahsedeceğimiz Podfresh'in de kurucu ortaklarındanım. Böyle hayatımıza yeni yeni giren bir tanım podcast. Yeni yeni tanımaya başladık. Yeni yeni böyle Twitter'da karşımıza çıkmaya başladı. Bugün birazcık böyle podcast nedir, nasıl yapılır'a şöyle minicik bir gireceğiz. Böyle sizleri heyecanlandıracak bir iki tane bir şey göstereceğim, dinlettireceğim. Ondan sonra varsa eğer sorularınızı alacağım. Ve biraz önce de aktarıldığı gibi iki tane sorudan oluşan çok keyifli bir link paylaşacağım sizlerle. Şimdi öncelikle bayağı bir kalabalığız. Bunun için herkese teşekkür ederim. Ara ara böyle soru sormayı çok severim. Şimdi birazcık da böyle üniversitedeki eğitimden de tabii ki ufak tefek tüyolar olsun. Bizlerin etkileşimleri özellikle benim girdiğim dersler oldukça etkileşimli geçer. Şöyle bir soru sorayım. Chat kısmından yazabilirseniz çok sevinirim. Aranızda podcast dinleyen var mı? Varsa dinlediğiniz podcast'in sadece adını chat kutusuna yazma şansınız olur mu? Böyle bir başlangıç yapalım. Mesela Türkçe olabilir, İngilizce olabilir, farklı bir dilde olabilir. Aranızda herhangi bir podcast dinleyen var mı? Özelden yazanlar başladı. Genele yazarsınız, diğer arkadaşlarımız da görür. Bu birinci kural. Öncelikle dinlediğimiz şeyleri olabildiği kadar sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Efe Aydın'ın süper. O tarz mı geldi? İki tane o tarz mı geldi? Süper. Nefis. Shock Voice ilk defa duydum. Mesela Salih beni duyabiliyorsa Shock Voice'u, Salih sesini açma şansın var mı? Süper. Merhabalar Salih. Çok güzel geliyor. Merhabalar. Merhaba. Ben nasılsın? Sarsınız, kamerada açabilirim. Sarsınız, çok sevinirim. Eğer senin için uygunsa tabii ki. Psikolojik inciler gördüm yalnız. Onu da ayrıca dinliyorum. Aslında süper. Bunların temel mantığı. Hızlıca anlatayım. Hadi diğer anlat. Bilgi vermeye dayalı kuruluşlar gibi işte podcast yayıncıları gibi belli evet. Konular hakkında hikayeselleştirilmiş anlatımlar yapıyorlar. Aynı radyo gibi, herhangi bir kitabın anlatımı süper. Gibi. İşte hani belli konularda anlatım yapıyorlar. Bunların zaten sosyal medya hesapları da var. YouTube üzerinden veya Instagram üzerinden benzer podcastler yayınlıyorlar. Evet. Bunları da işte Spotify üzerinde paylaşıyorlar. Bazen YouTube üzerinde, bazen Instagram üzerinde paylaşıyorlar. Seri şeklinde atıyorlar. Süper. Dinlemesi zevkli oluyor. Mesela haftada kaç gün podcast dinliyorsun? Süper, seni gördük, bak ne güzel oldu. Yani selam. Bazen aşırıya kaçtığım oluyor, saatlerce dinlediğim. Bazen bakamadığım oluyor. Evet, süper. Evet, aslında dinlemesi eğlenceli. Hani bir şeyle ilgilenirken olarak bilgi edinmemizi sağlıyor. Güzel süper. Bence podcast mantığı. Bak şimdi tam yanı sıra senden... Haftada 3-4 gün dinlemeye çalışıyorum. Haftada 3-4 gün dinlemeye çalışıyorum. Tam oradan senden sözü devralayım. Böyle karşılıklı anlatmış gibi olduk. Çok daha keyifli olur. Podcast'in aslına bakarsanız bir bakıma, şimdi burada tabii ki siz yaş grubundaki gençlere anlatırken, burada kendimizi tenzih ederek maalesef şey yapacağım. Böyle 40 yaş grubu için podcast genellikle radyoyla karşılaştırılır. Aslına bakarsanız podcast'in mantığı ve dinamiği çok basittir. Podcast, istek ve talep üzerine dinlenebilen. Yani on demand diye tanımladığınız, ne demek oluyor bu? Aslında sizlerin içine doğduğunuz, bu açıdan da çok şanslı olduğunuz, bizler açısından bir içeriği tüketmek için belirli başlı saat dilimleri vardı. Neydi? Mesela hepimiz, yaş grubu 30'un üzerinde olan herkes çok iyi bilir ki, pazar günleri western filmleri yayınlanırdı. Derdik ki evet, pazar günleri TRT2'yi açacağız, kovboy filmi seyredeceğiz. Akşam saat tam 7'de TRT'yi açacağız, haberleri açacağız, haber seyredeceğiz. Şöyle bir şansımız yoktu. Pazartesi akşamı saat 7'de televizyonumu açayım
ve bir kovboy filmi seyredebileyim. Böyle bir şans yoktu. Dolayısıyla ne kadar büyük bir yokluktan geldiğimizi düşünün. Şimdi bunun aynısını görüntülü tarafta, video kısmında yaratılan bu seçiciliğin ve içerik tüketimindeki algının birebir aynısını sesli iletişimin karşılığında on demand tarafta podcast karşılıyor. Podcastler nelerdir? Aslına bakarsanız bundan yaklaşık 23-24 sene öncesinde hepimizin hayatına giren ve bir anda böyle biz internetle yeni tanıştığımızda bizleri insanların ürettikleri içeriklere abone olabilmemizi sağlayan, o ilk tırnak içine alarak söyleyeyim, abonelik kavramıyla alıştıran blog servisine çok benzetiyorum. Sesli bloglar olarak bunu özetleyebiliriz podcast yayıncılığını. Şimdi blogdan kastım ne? Blogdan kastım şu. Aslında podcast çok ilkel bir teknoloji olan RSS'e dayanıyor. Sırtını RSS'e yaslayan bir sesli dağıtım, içerik dağıtım uygulaması. Nedir? Temel olarak mantık şu. Örnek veriyorum. Salih Gölcük bir podcaster ve kendine bir rutin belirliyor. Diyor ki ben her hafta cuma günü saat 7'de yayın yapıyorum ve yaptığım bu yayını da 6.58'de tüm kanallara dağıtımını, distribution'ını yapıyorum. Salih'in podcast'ine abone olan dünya üzerinde hangi podcast uygulamasında olursa olsun kitleler Salih uygulamasını yayınladığı anda sayfalarını refreshlemeden veya Salih'in sayfasına tekrar girmesine gerek kalmadan kendi uygulamaları üzerinde bu podcast'in yeni bölümüne ulaşabiliyorlar. Şimdi bunu tabii ki buradaki lise yaş grubu arkadaşlarıma anlattığım zaman wow dedirten bir teknoloji olmadığının ben de farkındayım. Şimdi bu noktada dikkatimizi çekmesi gereken şey şu. Bizler özellikle yeni medyacılar, iletişimciler sesin ne kadar kolay yayılabildiğini, sesli içeriklerin ne kadar kolay, ne kadar prodüksiyonunun kolay olabildiğini, ne kadar kolay bir şekilde hazırlanabildiğini fark ettikten sonra çok büyük bir aydınlanma yaşadık. Podcast'in kısacık tarihine bakacak olursak hayatımızda Apple'ın girmesiyle, Apple cihazların girmesinden bir kısım öncesinde yani yaklaşık 21 sene öncesinde filan podcastler hayatımıza girdi. Dünyada kaydedilen ilk podcastler. 21 yıl öncesinde girmesinden sonra tabii ki dünya üzerinde özellikle Amerika'nın burada çok ciddi bir dominasyonu var podcast pazarında. Geçtiğimiz sene 2 milyar doların üzerinde bir podcast reklam ekonomisi var Amerika tarafında. Dolayısıyla burada en azından buradaki bu buluşmamızın çıktılarından birisi şu olsun. Podcast evet Türkiye pazarına yeni girdi. Çoğumuzun hayatına yeni girdi. Ben yaklaşık 13-14 senedir podcast dinliyorum. Ama yeni bir medya formatı değil. Bunu doğru bilmekte fayda var. Bu bence oldukça önemli. Burada özellikle sizler gibi İngilizce içerik tüketebilen, İngilizce içerikleri takip edebilen, oyun oynayan, Discord kullanan, işte Twitch yayınlarını takip eden gençler açısından muazzam derecede büyük bir podcast arşivi var. Lütfen bunu da kaçırmayın diye size hatırlatıyorum. Şimdi birazcık isterseniz şöyle Türkiye'deki ve genel anlamda Amerika'daki podcast dünyasına kısacık bir göz atalım. Elbette ki her üniversite dersinde olduğu gibi bir küçücük slaytım var. Alışacaksınız buna diye düşünüyorum. Şimdi hemen ekranı paylaşıyorum ve sadece geldiğinde bana bir, bu da en büyük hoca dramıdır, paylaştığı ekran geldi mi gelmedi mi diye, bu tedirgin eder insanları. Görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Salih bir kafa salla, gözüm sende. Süpersin. Salih'i asistanım yaptım. Teşekkür ettim Salih'cim. Evet şimdi aslına bakarsanız bu benim hazırladığım sunum, buraya özgü bir sunum değil. Daha çok böyle benim markalarla Türkiye'deki podcast ekosistemi içerisindeki oyunculara yaptığım bir sunum. Ama sizler açısından da bence keyifli olacağını düşünüyorum. Kısacık Podfresh'in kim olduğunu gösteren bir sunum. Adettir bizim ekipte kimler var diye. Şöyle tatlış bir ekibiz. Şimdi burada neler yaptığımız var. Bunlar aslında sizlerin çok ilgisini çekecek kısımlar değil. Ama özellikle şöyle bir kendi portfolyomuz içerisinde, Podfresh'in portfolyosu içerisinde olan yayınları size göstermek istedim. İşte yakın dönemde Armağan Çağlayan katıldığı gibi böyle birçok tanıdığınız, bildiğiniz insanların olduğu bir podcast network'üyüz. Şu anda da yaklaşık olarak en son rakam 350'ler civarındaydı, 352 civarındaydı. Toplamda 16.800'ün üzerinde podcast bölümü yayınlamış bir podcast network'üyüz. Şunlar mesela... Bunları gösterme sebebim birazcık kafanızda podcast'in kurumsal açıdan oturmasını istiyorum. Bu böyle yaşlı insanlar podcast yapıyor, üniversitede bunun dersini veriyorlar. Evet ama bu işin bir de böyle bir gelir modeli var mı? Çünkü yeni nesil içerik tüketiminde gelir modeli olmadığı zaman kafada çok bir şeyler oturmuyor. Evet tabii ki bir gelir modeli var. Dolayısıyla podcast tarafında da Türkiye'de özellikle son 3 senenin içerisinde çok ciddi markaların bu alana yatırım yaptıklarını görüyoruz. Aranızda mesela fark eden olduğumu bilmiyorum ama geçtiğimiz ay Türkiye'nin en önemli radyolarından bir tanesi olan Power FM'le birlikte Türkiye'nin podcast ödüllerini düzenledik. Mesela Mitolojik İnciler orada ödül aldı. O tarz mı yıktı geçirdi. Hani sosyal medyalarını takip ediyor musunuz bilmiyorum. Ama şöyle bir küçük promoları var. Bir onu dinletmek istiyorum size hemen.
Power Podcast ödülleri sahiplerini Power App'te buluyor. Power App'te buluyor. 16 kategoride 96 adayın müthiş yarışı sona erdi. Sona erdi. Bugün saat 14'ten itibaren Power Podcast ödüllerini %100 canlı yayınla Power App'ten izleyebilirsiniz. İzleyebilirsiniz. Powered by Podfresh. Evet, şimdi diyebilirsiniz ki ya hocam biz burada toplandık, bize neden Türkiye'deki podcast ödüllerini anlatıyorsunuz? Anlatma sebebim şu arkadaşlar, benim zihnim şöyle çalışıyor. Ben 17, 18, 16, 15 yaşındaki gençlere podcast'in elbette nasıl yapılacağını göstereceğim. Ama ben bence bundan çok daha önemlisi bizlerin burada Kadir As olarak, yeni medya bölümü olarak burada bulunmamızın ve sizlerle buluşmamızın en önemli sebebi bence şu. Burada çok ciddi bir istihdam olasılığı var. Burada çok ciddi iyi yetişmiş, iyi altyapısı oturmuş iletişimcilerin yeni istihdamlar, yeni iş dalları, yeni iş kolları ve yeni iş imkanları bulabilecekleri bir alan var. Bundan bahsetmek beni gerçekten podcast'in nasıl yapılacağını anlatmaktan çok daha fazla heyecanlandırıyor. Bugün dünyadaki podcast alanında yayınlanan iş ilanlarına baktığımızda Türkiye'de de ufak ufak çıktı. Geçtiğimiz hafta 3 veya yanılmıyorsam 4 civarında bununla ilgili iş ilanı görmüştüm. Yeni bir alan, markaların yeni tanımaya başladığı bir alan, yayıncıların yeni alışmaya başladığı bir alan. Dolayısıyla sizler de kariyer hedeflemelerinizi yaparken, okuyacağınız bölümleri seçerken, okuduktan sonra hangi meslekleri yapmak istediğinize karar verirken, bu meslek grubu olduğu gibi, yeni medyada olduğu gibi, eminim birçok farklı toplantıya daha katılacaksınızdır. Ama bunları da önünüze alıp değerlendirmeniz, çalışmak istediğiniz ortamları önceden planlamanız çok önemli. Ben şimdi birazcık sizlere podcast tarafındaki rakamlardan bahsedeceğim. Ondan sonra da kalan süremin sonuna kadar da podcast yayını nasıl yapılır, nasıl dağıtılır ve bu içerik nasıl bir gelir modeline dönüşür? Bunlardan bahsedeceğim. Önce bir yudum çayımdan alacağım tabii ki. Pardon. Şimdi gelin birazcık böyle birlikte podcast sektörüne kısacık bakalım. Bu arada aranızda böyle sorusu olan olursa, ben chat kısmına çok bakamıyorum ekran paylaştığım için ama yardımcı olursunuz diye düşünüyorum. Sorusu olan arkadaşım hiç çekinmeden chatten yazabilir, mikrofonunu açabilir, soru sorabilir. Lütfen çok rahat olun. Podcast tanımının dünya üzerindeki ilk kullanımı 2004 senesinde The Guardian gazetesinde bir yazının içerisinde geçiyor. But what to call it? Audio blogging, podcasting or guerrilla media diye. Bu böyle hani şeydir, her eğitimde böyle bir kere bir bahsedilir. Bu tanım, bu isim nereden geliyor diye. Ben Hammerstein'in böyle bir makalesinde ilk defa podcasting kelimesi geçmiş oluyor. Şimdi dünya üzerinde çok önemli podcast yayınları var. Ben en azından size bir üniversitede bu işin dersini veren bir abiniz, büyüğünüz olarak nasıl konumlandırırsanız şunu söyleyebilirim. Gerçekten artık İngilizcenin olmazsa olmaz olduğu bir dönemdeyiz. Özellikle sizlerin iş hayatına atılacağınız dönemde İngilizce kullanabilmeniz, İngilizceyi özümseyebilmeniz, İngilizce içerikler üretebilmeniz ve tüketebilmeniz çok önemli olacak. Podcast'te dünya üzerinde dinlenme oranlarına bakıldığında yeni bir dil öğrenmek isteyenlerin en sıklıkla kullandığı yöntemlerin İlk üçü içerisinde geçiyor. Neden? Çünkü tamamen kulaklık zamanı, tamamen kişiye özel. Genellikle işte bisiklete binerken, evde yemek yaparken ya da yatağa uzandığımızda, kulağımıza kulaklığımızı taktığımızda çok bireysel bir alan. Dolayısıyla burada iyi bir yayın, iyi bir akış kendimize belirlersek çok ciddi bir şekilde kendi İngilizcemizi veya öğrenmek istediğimiz farklı bir dil, sadece İngilizce olmak zorunda değil, geliştirmemize çok ciddi yardımcı olabilir. Burada özellikle eğer not alma şansınız olursa, hani birazcık İngilizceme güveniyorum, biraz da böyle yabancı yayınlar dinleyeyim diyen arkadaşlarım varsa, mesela Joe Rogan Experience çok önemli bir podcast'tir. Aklınızda olsun. Bayağı da olaylı bir yayıncıdır. Hatta şeyden hatırlayabilirsiniz. Böyle bayağı kavgaların çıktığı, işte bu aşı karşıtlığının tartışıldığı filan. Hatta geçtiğimiz günlerde Spotify bazı bölümlerini sildi. Çok olaylı bir yayıncıdır. Bir bakmanızda fayda var. The Serial gerçekten dünya üzerindeki en önemli podcastlerden birisidir. Müziklerini Hans Zimmer'in yaptığı, yaklaşık 40 kişilik, 35-40 kişilik bir prodüksiyon ekibi olan, çok ciddi ve çok ciddi maliyetleri olan büyük bir prodüksiyonun sonucudur. The Serial'da şöyle düşünebilirsiniz. Ya arkadaş işte podcast var, evet burada açıyoruz, kaydediyoruz, yayınlıyoruz ama bu işin en top noktası Everest'ine dediğiniz işlerden birisi kesinlikle The Serial diyebilirim arkadaşlar. New York Times'in yayınladığı The Daily, günlük haberleri takip edebileceğiniz, dünyada neler oluyor, dünyada nasıl gelişmeler var gibi çok inanılmaz derecede iyi bir haber kürasyonunu sunan ve tamamen ücretsiz olan, ki New York Times çok böyle ücretsiz bir şey veren bir kuruluş değildir. Muhteşem bir haber podcast'i. Bunu da bence mutlaka bir yerlere kaydetmekte fayda var diye düşünüyorum. Yeni podcast'lerle tanışmak istiyorsanız. Şimdi tabii ki bunlar belki sizler açısından sıkıcı olabilir ama
Burada şunu bilmekte fayda var. Podcastlerin dağılımı ve yayılımı açısından podcast networkleri, podcast ajansları ve bağımsız podcast yayıncıları bu işin farklı birer ayağı. Aynı bizlerin Podfresh tarafında benim girişimim olan Podfresh'in network etkisini ve network artılarını yayıncılara yaşatmak istediği durum Amerika'da da birebir aynı şekilde uygulanıyor. İşte iHeartMedia, NPR gibi çok büyük global oyuncular bu alanda çok ciddi derecede bu konuya yatırım yapıyorlar. Dedikten hemen sonra bu ilgimizi çekmez. Evet, bunlara böyle kısacık bakabiliriz. Bence bunlar oldukça önemli. Buradaki cinsiyet dağılımları son derece önemli. Evet, radyo, podcast ve sesli kitapların dinlenme nedenleri. Mesela bunlara bakabilmek oldukça önemli. En azından aranızda ya ben bir podcast yapmak istiyorum. Yarın öbür gün belki ben de bu alana giriş yaparım. Bir podcast de ben yapmak istiyorum diyenler öncelikle bizlerin iletişimciler olarak şuna karar vermemiz lazım. Evet, elbette teknik olarak bunları çözebiliriz. Yani burada sizi şimdi ya hepiniz şunu çok iyi biliyorsunuz ki yarım saat Google ve YouTube araması sonucunda bir podcast'in nasıl kaydedileceğine vakıf olabilirsiniz. Bunu başarabilirsiniz. Bunda atom parçalamıyoruz. Ama burada asıl bizlerin üniversitede, akademide bunları inceleme, bu alanda gençlere deneyimlerimizi aktarabilmek istediğimiz kısım şu. Bir içeriği evet üretebiliriz ama neden ürettiğimizin cevabını verebiliyor muyuz? Bu önemli. Yani biz bu içeriği neden üretiyoruz? Biz bu içeriği kim için üretiyoruz? Kimlerin tüketmesini istiyoruz? Ya da kimlerin tüketebileceğini düşünüyoruz? Öngörümüz ne? Bunu bir marka için mi yapıyoruz? Bunu yarın bir gelir modeline dönüştürülebilecek bir sponsorluk için mi yapıyoruz? Veya bunu sadece yapıyoruz ve kimseye de bunun açıklamasını yapmak zorunda değiliz. Yapıyoruz ve hayat devam mı ediyor? Bu da son derece okey. Ama işte geçtiğimiz günlerde yayınlanan çok önemli raporlardan bir tanesinde şunu söylüyordu. Dünya üzerinde yeni meslek seçen arkadaşlarımızın, gençlerimizin yaklaşık %40'a yakını yeni medya ile ilintili, yeni medya üzerinden gelir modellerine dönüştürebilecekleri mesleklere yatkınlık gösteriyor. Bundan 15 sene öncesinde hiç kimse şunu söyleyemezdi ki ben çok iyi hatırlıyorum. Ben internet hani bu ülkede yaygınlaşmaya başladığı gün şanslı bir azınlıktanım. Kavuşmuş ve evine bağlatmış birisi olarak günün birinde telefonundan işte yayın yapacaksın ve insanlar sana buradan bağış gönderecek. Sen de oturup bütün gün oyun oynayacaksın ve insanlar senin oynadığın oyunu seyredecek. Bu çok çalışan bir model değildi. Ama burada tabii ki bir boomer pozisyonuna sokmak istemiyorum kendimi. Ama artık gerçekten yeni dünyanın kuralları bu. Bundan 10 sene önce, 10 sene değil belki ama 5-6 sene önce aileler çocuklarına bütün gün bilgisayarın başındasın, ne yapıyorsun bu bilgisayarın başında, kalk artık derken bugün aileler çocuklarını işte e-spora yönlendiriyor. İyi bir e-spor takımına girsin de orada iyi bir takımın içerisinde kendine iyi bir kariyer yapabilsin diye. Bunlar belli başlı kırılım anları ve kırılım alanları. Dolayısıyla burada yeni medya ve yeni medya ile ilintili olan mesleklerde de çok ciddi bir kırılım yaşanıyor. Bence bunu zaten kaçırmıyorsunuzdur. Burada olmanız bile bunun en önemli sebeplerinden birisi ama bunlara dikkat etmekte çok ciddi fayda var. Evet, burada podcast dinlerken hangi cihazları kullanıyoruz gibi bir Triton'un ve Edison Research'un yaptığı bir araştırma. Bunu daha sonra ben üniversiteyle de paylaşırım. Belki aranızdan ilgisini çeken arkadaşlarım olursa, tabii kurumsal açısından da uygun olursa, belki bu sunumu kendilerine detaylı olarak da gönderebiliriz eğer sizler için uygun olursa. Şimdi bakın mesela şu çok önemli. 2024 podcast büyüme tahminleri. Yani 2021 senesinde 82.7 milyonken 2024'ün içerisinde 100 milyonun üzerinde aktif podcast dinleyicisi olacağı üzerine yapılan tahminler var. Statistika tarafından paylaşılan istatistiklerde. En favori podcast kategorileri, bilmiyorum sizler için durumlar ne ama bir burada kendinizi lütfen, çok kalabalığız. Tabii bunu keşke tek tek sorma şansım olsa ama kendi dinlediğiniz podcastler bu veriyle uyumlu mu değil mi, buna bir bakın. Bizler bu şekilde çalışırız genelde. Buradaki veri evet var. 2020 senesinde yapılan global bir araştırma bunu gösteriyor ama bu formülasyon bende çalışıyor mu diye bir lütfen kendinize de bu soruları sorun. İsterim açıkçası. Evet, bunlar belki birazcık çok sektörel olabilir. Evet, Chartable dünya üzerindeki en önemli podcast analitik servislerinden birisi. Geçtiğimiz hafta başında Spotify tarafından satın alındı. Spotify bu ara biraz böyle size sektör dedikodusu yapayım. Kimi bulsa satın alıyor çocuklar. Yani Joe Rogan YouTube'da 100 milyon dolar veriyor, satın alıyor. Dünyanın en iyi podcast hosting firması Megafon giriyor, 200 milyon dolar veriyor, satın alıyor. Deli gibi yatırım yapıyor. Ve mesela size şuradan bir, hani bu yarın öbür gün yayınlanacak tabii ama en azından bu oturumun böyle özel çıktılarından birisi olsun. Bugün karşılaştığımız içeriklere birazcık böyle bakın. Mesela konu dağılıyor gibi gözüküyor. Farkındayım ama aslında hep aynı şeyden bahsediyorum. Şeyi mesela dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Adele herkes tanıyordur burada. Adele yeni albümünü yayınladığında Spotify'a bir talepte bulundu. Ne dedi? Dedi ki ben yeni albümümü yayınlıyorum. Benim albümümü dinlemek isteyen insanlar shuffle yapamasın.
Yani üçüncü şarkıdan başlayamasın, dördüncü şarkıdan başlayamasın. Benim albümüm bir hikayesi var. Burada bir storytelling var. Dolayısıyla ben bu albümün sıralamasını üzerine çalışarak yaptım. Birden başlasın ve devam etsin. Ve Spotify bunu kabul etti. Dolayısıyla ve Adele Spotify'a döndü, teşekkür etti. Şimdi artık burada birazcık sektörün de kuralları ve normları değişiyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir müzisyen, şarkıcı, mecradan, bir platformdan şunu talep ediyor. Benim şarkılarım geçilemesin ve platform bunu kabul ediyor. Şimdi burada bizler içerik tüketicileri olarak pozisyona bakar mısınız? Yarın öbür gün şunlarla karşılaşacağız. Bir podcaster'ı çok seveceğiz. Bayılacağız yayınlarına ve diyeceğiz ki ya benim Spotify aboneliğim yok. Vermeyeceğim Spotify'a ayda 30 lira, 40 lira ne kadar bilmiyorum ya da öğrenci paketi ne kadarsa. Ama mesela belki şöyle bir anlaşma olacak. Dinlemek istediğimiz podcaster sadece Spotify'da barınacak ve başka hiçbir yerde dinleyemeyeceğiz. Şu anda hala içeriklerin, yayınlanan tüm kontentin sesli, video veya metinsel bazlı hemen hemen tüm platformlarda bulabiliyoruz. Ama platformlar bu alana o kadar büyük yatırımlar yapıyor ki çocuklar. Yani yüz milyonlarca değil milyarlarca dolar para akıtıyorlar. Ve elbette ki en son isteyecekleri şey içeriklerinin her mecrada ve her platformda bulunabilmesi. Dolayısıyla şu anda böyle bir demokrasi ortamı var. Özellikle sesli içeriklerde. Ama bu bitmek üzere. Çok yakın zaman içerisinde sadece o podcast için, sadece dinlemek istediğimiz podcast için platformlara yeni abonelikler yapacağız veya aboneliklerimizi iptal edeceğiz. Bunu da bence favlayın diye söyleyebilirim. Şimdi hızlıca devam edeyim. Burada şöyle bir veri var. 2020 senesi içerisinde Chartable'ın raporuna göre Türkiye cihaz başına podcast dinlemede global ölçekte birinci geldi. Bu çok ciddi bir rakam. Yani bu şu anlama geliyor. Tabii ki iş anlamında çok önemli ama global pazarda da Türkiye'de podcast tarafında bir farkındalık yaşanıyor. Bu artık gerçekten tüm istatistiklere ve tüm raporlara da yansımış durumda. Bence bunu da bilmekte fayda var diyorum. Bitirmek üzereyim, merak etmeyin. Evet, burada da mesela oldukça önemli bir nokta. Hızlı geçiyorum. Madem bu sunumlar paylaşılacakmış, onun rahatlığıyla atlayabilirim. Evet, burada mesela podcast'in gücüne yönelik bir sunum var. Nedir? Kesintisiz ve kaliteli bir kulak payı. Yani televizyonda olduğu gibi bir şeyi açıp televizyon... Ya tabii ki podcast'te de bir genellikle akıllı hoparlörler bizim ülkemizde çok yaygınlaşmadı ama ev içerisinde bir hoparlör sisteminden ya da bilgisayarımızdan dinleyip başka şeyler elbette yapabiliriz. Ama ağırlıklı olarak %80'e yakın bir oranda kulaklıkla tüketildiği için içeriği tüketen ve içerik arasında kusursuz bir birliktelik ve kusursuz bir bağ kuruluyor. Bu da hem markaların hem içerik üreticiler için bulunmaz bir fırsat. Birebir ve samimi etkileşim. Tabii ki burada suyunu çıkartan yayıncılar var. Belki birazdan bunlardan birazcık bahsetme şansımız olur. Dedikten sonra kendi reklamımı yapayım ve bitireyim. Benim de hafta içi her sabah saat 10'da yayınladığım bir podcast'im var. Podfresh Daily isimli. Belki bunu da takip ederseniz bu tarafta neler oluyor birazcık buna bakarız gibi gibi. İlginizi çekerse bunlar üzerine de konuşma şansımız olur. Şimdi bu arada evet bayağı bir yorum gelmiş. Teşekkür ediyorum. Bunlara hepsine bakacağım tek tek. Ne güzel ya. Süper. Bilmediğim yayınlar var bu arada. Nefissiniz gençler. Evet. Varsa başka podcast yeni gelen arkadaşlarımdan chat kısmından isteyebilirim. Ben de hemen o sırada yeni sunumumu açıyorum. Bu arada siz sunumunuzu açarken bir tane soru alalım hocam araya. Freelancer olarak podcast üretimi yapılabiliyor mu diye bir soru gelmiş Salih'ten. Süper. Tabii ki hemen soruyu cevaplayayım öncelikle. Tabii ki yapılabiliyor. Evet, Nilüfer'in de yazdığı gibi Podbee Media'da da olduğu gibi, Podfresh'te de olduğu gibi freelance içerikler üretilebiliyor. Benim sahip olduğum network'ün yaptığı gibi bu freelance arkadaşların içerikleri ya markalarla buluşturuluyor ya da onlara yatırım yapılıyor ve onların gelecekte olası içeriklerini monetize edebilmeli, gelir modeline dönüştürebilmeleri adına destek veriliyor. Yaptığımız iş bu aslında. Hemen şöyle sağ tarafa da yazayım. Güzel bir soru sormuş Salih. Teşekkür ediyorum. Yayınlara bakabilirsiniz burada. Birçok arkadaşım burada freelancer olarak yapıyor. İçeriklerini gelir modeline dönüştürüyor aynı zamanda. Bu da çok önemli. Çünkü artık gerçekten hiç kimse gelir modeline dönüştürmediği bir şeyi yapmak istemiyor ve bence de zaten yapmasın. Siz de yapmayın. Hepimizin emeği son derece önemli ve kıymetli. Şimdi birazcık böyle ekipmandan ve podcast kaydederken, yayınlarken nelere ihtiyacımız olabileceğinden bahsedelim isterseniz arkadaşlar kısaca. Bu noktada podcast özellikle YouTube'la karşılaştırıldığı zaman ki genelde zaten karşılaştırıldığı mecra video içerik üretimi ve video dağıtımı YouTube dolayısıyla. Hani maalesef ki şu anda gerek döviz kurlarından gerekse ekipmanların pahalılığından kaynaklı. Bu birazcık podcast'in kuvvetli gücü şu anda. Bugün hadi arkadaşlar gelin böyle bir YouTube projesine girişelim dediğiniz anda 100 bin liralığız. Çok net. Yani hadi böyle kendi aramızda hallettik ama
Yani bugün böyle 4-5 bin euronun altında orta ve üst segment bir kamera yok. İşte o kamerayı ayarladık, ışık, o içerikleri renderlayabilecek, onları böyle bir prodüksiyonu, video prodüksiyonu yapabilecek bir bilgisayar satın alabilmek. Bunların hepsi çok yüksek maliyetler. Dolayısıyla farkındaysanız yakın dönem içerisinde YouTube'da çıkan projelerin çoğu ya ortak stüdyolarda, ya profesyonel stüdyolar kiralanarak ya da çok daha amatör ve iktidari şartlarda hayata geçiriliyor. Ama podcast'in burada YouTube'a oranla, hatta burada podcast YouTube olarak bunu ayırmayalım, sesli ve video içeriklerinin, görsel ve işitsel içeriklerin karşılaştırdığımız zaman üretim, kayıt ve dağıtım anlamında ses gerçekten 10 adım önde ve 10 adım çok daha hızlı ve çok daha kolay. Bu da giriş bariyerinin düşük olmasından kaynaklanıyor. Yani bugün mesela şu anda ben işte ekranımda 3 kişi görüyorum. Özlem Hanım, Salih ve ben. Üçümüz şu eğitim bittikten sonra karar versek, konuşacağımız konuyu belirlesek, oturup podcast'imizi kaydetsek 15 dakika sonra dünyanın her noktasına ulaşabilmiş oluyoruz ve tüm arabalara, tüm cep telefonlarına, tüm bilgisayarlara aynı içeriği, aynı mesajı iletebilmiş oluyoruz. Bu gerçekten, yani bu tabii ki aslında bizim derslerimizin konusu, burayı çok sıkmayayım ama işte içeriğin dağılımı, içeriğin ve sesin özgürleştirilebilmesi, demokratikleştirilebilmesi adına son derece önemli. Şimdi gelelim, bir podcast kaydetmek için ne ihtiyacımız var? Elbette ki bir cihaza ihtiyacımız var. Bu bir cep telefonu olabilir, bir tablet olabilir, bir bilgisayar olabilir. Bunların hepsi kabul. Burada asıl yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Yapılan genellikle bir tane yanlış anlaşılan, farklı değerlendirilen bir tane durum var. Bu arada ben yeni atlattım COVID'i ve hala sürüyor. Eğer böyle arada sesim çatallaşıyorsa ya da öksürüyorsam lütfen kusura bakmayın. Biraz zor atlatıyorum. Onu da söyleyeyim, böyle dinleyen insanlar hele kulaklıkla falan rahatsız oluyor diye çok tedirgin oluyorum. Şimdiden onun açıklamasını yapmış olayım. Şimdi YouTube'la karşılaştırmamız gerekirse, bir YouTube içeriği yaptığımızda, bir video içeriği hazırladığımızda biz bu içeriği ne yapıyoruz? Render ediyoruz. İşte altyazılarımızı ekliyoruz. O çirkin YouTube hareketleri var ya, şuraya şunu ekledim, buraya bunu ekledim. Beğen, paylaş, zili aç. Ya altı üstü bir video söyleyeceğim. 35 tane komut geliyor. Yorum yaz, beğenmediysen de bir şey yapma, dislike etme, yorumda belirt filan. Neredeyse böyle yapacağımız her şey komut halinde bize geliyor. Ve bizim bu içeriği YouTube'un kendi serverlarına, yani Google'ın serverlarına upload etmemiz, yüklememiz gerekiyor. Buradaki durum ne? Ben bir videoyu, örnek veriyorum, elimde telefonum var, bir video çektim. Telefonumda çok basit bir şekilde editledim. Ve bunu yayınlayabilmek adına benim bu içeriği, bu kontenti alıp, paketleyip, YouTube'a teslim etmem gerekiyor. Yani ben YouTube'a şunu söylüyorum. YouTube, ben bir video çektim, bir video editledim. Al bunu, koy serverına. İçinde kendin dönüştür, renderla, bana bir işte URL hazırla ve ben bunu senin üzerinden distribüt edebileyim. Senin üzerinden para kazanabileyim. Ama içeriğim sende barınsın. Şimdi podcast tarafında en büyük yanılgılardan birisi şu. Hep şunu söylüyorlar. İşte mesela eğitimlerimizde, akademilerde. Hocam iyi güzel anlattın. Tamam, yapacağız podcast, söz. Ama Spotify'da ben bunu nereye yükleyeceğim? Spotify'da hiçbir yere yüklemeyeceğiz. Dolayısıyla yani en azından şu anda 2022'nin başında hiçbir podcast platformu içeriği sizden alıp hostingini, barındırmasını kendi serverlarında, kendi cihazlarında yapmıyor. Bunu bir kere aklımıza yazmakta fayda var. Bunun sebebi şu, biraz önce oturumun başında sizlere bahsettiğim podcast'in sırtını yasladığı o RSS teknolojisinin de anlamı bu. Bizler bir podcast'i yayınlayabilmek adına çok basit ve bir ses kaydı yaptık, tamam mı? Biraz sonra detaylarından bahsederim. Monolog bir ses kaydı veya Zoom'dan aldık bir ses kaydı, Skype'tan aldık bir ses kaydı, fark etmez veya aynı ortamdayız. Elimizde bir MP3 dosyamız var. Peki bu MP3 dosyasını ben platformlar üzerinde nasıl barındıracağım? Platformlara bunu nasıl göndereceğim? Şimdi burada bizim karşımıza çıkan en önemli şey şu, vermemiz gereken karar şu. Kendimize bir podcast hosting platformu seçmek zorundayız. Bununla ilgili dünya üzerinde birçok olasılık var. Şurada görebileceğiniz gibi. Birincisi Anchor. Bence not etmekte fayda var. Şu an 141 kişisiniz. Göremiyorum tabii ki kimseyi. Ama en azından aklınızın bir köşesinde ben günün birinde bir podcast yapabilirim diyen arkadaşım varsa Anchor ismini lütfen bir kaydetsin. Anchor'da yine elbette ki bir Spotify alt kuruluşu, Spotify tarafından satın alınmış bir şirket, bir girişim. Nilüfer zaten chat kısmına yazmış, Anchor'a yüklenmiyorum Spotify'a diye. Süper, süper. Doğru, çok doğru. Bu arada İzrail'den de bir yorum gelmiş. Evet. Süper.
Hayır hocam, 100.000'e kayıt olmuyor YouTube'a başlamak için. Ben mesela yayın açıyorum Twitch'te. Mikrofon sadece 600'den başlıyor. YouTube'a başlamak için edit bir ortamın sesi gelmemesi gerekiyor. Peki, süper. İcrail'den gelen bilgiyle bu bilgiyi düzeltiyorum. 100.000 lira değil 600 liraya Twitch'te yayın yapılabiliyormuş. İcrail yapmış. Ellerine sağlık diyelim İcrail'e. İcrail en azından yapıyorsan bir linkini ver. Belki takip edecek arkadaşlar olabilir. 140 kişiyiz burada sonuçta. Ama bunu şimdilik okey diyorum ama geriye dönüp açıklayacağım İcrail. Aklında olsun. Yani buraya böyle bir virgül koyuyorum. Geri döneceğim senin yazdığın yoruma. Burada Anchor'ın yaptığı şey şu arkadaşlar. Kullandığımız tabletlere, kullandığımız telefonlara, cep telefonlarına yükleyebileceğimiz bir uygulama Anchor. Çok basit. Tipik bir Amerikan şirketi ve Amerikan uygulama arayüzü. Kocaman düğmeler, basit bir arayüz. Size yaptırdığı şey şu. Sen geldin Salih. Hadi bugün dersi Salih üzerinden anlattım. Salih, sen podcast mi yapmak istiyorsun? Gel Salih'cim. Senin hiçbir teknik bilgiyi bilmene ihtiyacın yok. Ne RSS'le ilgilen, ne hosting'le ilgilen, ne dağıtımla ilgilen, hiçbir şeyle ilgilenme. Anchor'ı yükle, Anchor'ın üzerinden podcast'ini kaydet. Çok basit editlemelerini yap. Podcast'ini tüm platformlara dağıt. Kapak görselini Anchor'ın içinde dizayn et. Hatta Anchor'a tabletini falan kurarsan Skype'tan uzaktan konuk bağla. Bunların hepsini yap. Bunları yap. Ama burada yine bir küçük, ufak bir aldatmaca demeyeceğim ama dikkat etmemiz gereken bir nokta var. İçeriklerimizi Anchor'a teslim etmiş oluyoruz. Yani burada bizim fikri mülkiyet dediğimiz, oluşturduğumuz içeriklerin yayınlanma, reklam modellemesi haklarını Anchor'a teslim etmiş oluyoruz. Burada neler olabilir? Geçtiğimiz senelerde Anchor'ın CEO'su bununla ilgili iki kere özür mektubu yayınladı. Örnek veriyorum, siz bir podcast yayınladınız ve bu podcast'i Anchor, tabii ki Amerika modelinde bu çok sık çalışıyor. CPM dediğimiz bir ölçü birimi var. Sizlerin içerikleri YouTube'da da çalışan algoritma hemen hemen benzer. 1000 dinlemede bir atan bir orada bir sayaç var. Sizin içerikleriniz Anchor üzerinden açtığınızda, gerçi şu anda Spotify'da da açtı, bir gelir modeline dönüşüyor ve Anchor hesabı içerisinde oluşturduğunuz hesapta sizin orada paranız birikiyor. Bugün mesela Amerika'daki bütün böyle Facebook'ta çok ciddi bir podcaster komünitesi var. Amerika tarafında. Bununla ilgili birkaç tane grup var. Bakarsınız bence. Çok keyifli gruplar var. Şunu söylemeye çalışıyorum. Burada yaratmaya çalıştıkları model, beni kullan, benim üzerimden ben senin podcastlerine reklam entegre edeyim ve senin içeriklerin para kazansın. Dinlendikçe ben senin hesabına para yatırayım. Ama kendi podcastinin içerisinde yayınlayabileceğini reklama karar veremezsin. Senin podcastinde hangi reklamın çıkacağına sen karar veremezsin. Yarın öbür gün podcastimi alıp gidiyorum dediğinde orada biraz böyle soru işaretleri olabilir gibi gibi ikircikli bir durum var. Dolayısıyla ben her zaman için şunu öneriyorum. Podcast yapacaksak evet Anchor'la başlayalım. En azından ilk etapta, ilk böyle 3 ay, ilk 6 ay Anchor bizim için çok güvenli bir liman olarak başlayabilir. Herhangi bir ekipman yatırımı yapmak zorunda değiliz. Bunların hepsi sadece giriş seviyesi başlangıcından bahsediyorum. Yoksa hani hem şirketim gereği hem işte danışmanlık verdiğim ya da işte benimle temasta olan birçok yayıncıya olduğu gibi 200 bin liralar, 250 bin liralar harcayıp kendine yalıtımlı odalar yapan, Amerika'dan özel filtreli mikrofonlar getirten yayıncılar var. Ama biz burada beklentiyi hep nerede tutuyoruz? Bu arada hani işte siz yaş grubuna konuştuğum için söylemiyorum. Ben bunu podcast'te yeni başlayacak 40 ve üzeri yaş grubundaki arkadaşlarımla da konuşurken aynı şeyi söylüyorum. Ben anlatırken minimum düzeyde anlatıyorum. Bunun üzerine çıkmak istersek, biraz önce işte İcrail'in bahsettiği gibi 600 liralık bir mikrofonla Twitch yayını yapıp olabildiğince sesi kontrol altına almak tabii ki bir fırsat, tabii ki bir olasılık. Ama bugün işte bir röportaj yapacağım, işin içine bir marka entegre olacak, iki farklı açıdan sinematografik bir çekim yapacağım, herkesin yaka mikrofonu olacak, arka planda güzel ledler olacak ve bir bokeh etkisi yaratacak, arka plan biraz böyle blur gözükecek, ben çok net gözükeceğim dediğin zaman o yayınlar 600 liralara çıkmaz. Yani o yüzden her zaman için yine dönelim en başa, şunun adını koymamız lazım. Biz bu yayını neden yapıyoruz? Şunlar olabilir, şunlar çok anlamlı. Ben bu alana girmek istiyorum ve bu alanda neler olduğuna bir bakmak istiyorum. Kesinlikle en doğru başlangıç noktası. Kesinlikle. Şunları çok sık görüyoruz. Süper gaza geliyor, inanılmaz. Ben diyor, evet abi podcast yapacağım. Ben bu konuda kafayı kırdım. Mesela bakın şurada bir cihaz göstereceğim size. Ben podcast anlatmaya başladığımda 2019 senesinde Kadir Has'ta sahnede bu cihazı tanıttığımda bu cihaz 3000 liraydı. Yanılmıyorsam şu anda herhalde 9 bin lira filan. 8-9 bin lira. Üzerinde işte 6 farklı kanal var. Uzaktan konuk bağlıyorsun. iPhone'unu Bluetooth'tan bağlıyorsun. Jingle'ları çalıyorsun. Gibi gibi aslına bakarsanız bir
podcast üretim stüdyosu başlı başına. Şimdi bu miktarda harcamalar yaptıktan bir ay sonra podcast üretmekten vazgeçtiğinizi düşünün. Burası Türkiye, yani burada, burası Amerika değil. $400 aldığımız bir ekipmanı Amazon'a koyup $380 satma şansımız yok. Satın aldıktan bir gün sonra aldığın ekipmanın %50 değeri gidiyor. Dolayısıyla birinci sorumuz şu, üstünden geçmek gerekirse. Podcast yapacak arkadaşlar için söylüyorum. Ben bu yayını neden yapıyorum? Ben bu yayını yaparken yayında konuşacağım içeriğe ne kadar hakimim? Çok önemli bir konu arkadaşlar. Yani bir hafta önce karşılaştığımız bir konu hakkında aylarca veya yıllarca yayın yapma şansımız yok. İçeriye hakimiyetiniz ne? Bu da şu anlama gelmesin. Yani konunun illa profesörü olmamıza, profesörü atayım, akademik bir ortamdayız ama konunun illa tırnak içinde uzmanı olmamıza gerek yok. Ben hep şunu söylüyorum. Senin bu konuya olan ilgin ne kadar yüksek? Bir hafta sonra vazgeçecek misin? İki hafta sonra vazgeçecek misin? Ama sen de şunu söyleyebilirsin. Hocam vazgeçtim. Ne olur? Ya, tabii ki hiçbir şey olmaz. Yani Spotify'dan evine mektup gelmez. Aa Salih, sen iki hafta önce bir podcast'e başlamışsın. Kardeşim devam etmiyorsun. Böyle bir sorumsuzluk olabilir mi diye gelmez. Ama biz burada yayıncı reputasyonu dediğimiz bir olay var. Genellikle Türkiye'de çok dikkat edilmeyen bir konu ama bence son derece önemli bir konu. İnsanlar burada genellikle içerik üretirken anlık motivasyonlarla, aa Salih yapmış, Özlem yapmış, Uraz yapmış, ben de yapayım motivasyonuyla yola çıkıp bir bölüm, iki bölüm podcast, YouTube, blog yazısı, eminim böyle etrafınızda birçok arkadaşınız vardır. İşte blog yazan ya da mesela bir konuya özel Instagram adresi açıp, Instagram hesabı açıp aradan iki ay geçtikten sonra üç post paylaşıp kenara atan, bırakan. Dolayısıyla bu yani sizler açısından belki tırnak için alayım maymun iştahlılık olarak değerlendirilebilir ama bu tüm dünya genelinde çok ciddi bir bilgi ekosistemi içerisinde bir kirlilik yaratıyor. Bir düzensizlik yaratıyor. Ben hep şunu söylüyorum. Adını koyalım. Yayınımızın adını koyalım. İçeriğimizi planlarken buna göre planlayalım. Ve ucu kapalı işler yapalım. Yani diyelim ki yani hiç kimse bizden şu anda sokağa çıktığım zaman kimse benim tişörtümü yırtmıyor. Ya Uras Kaspar bir podcast yapsa da dinlesek diye. Dolayısıyla belirlediğim bir süre içerisinde, belirlediğim bir alan içerisinde şunu söyleyebilirim. Örnek veriyorum. Ben Beşiktaş taraftarıyım. Eski bir basketbolcuyum. Beşiktaş basketboluyla ilgili bir podcast yapacağım. Kafamda şimdi yayını planlıyorum, sesi düşünüyorum. Siz de öyle düşünün lütfen. Şimdi Beşiktaş basketbol. İki tane zaten konumun, kontentimin dinamiğini belirledim. Tamam, ne yapabilirim? 2022 sezonundaki transferleri değerlendiririm. İki bölüm bununla ilgili konuşabilirim. 10 bölümlük bir parti yapacağımı düşünelim. Kaldı 8 bölüm. 6 bölümde maçları yorumlayabilirim. Son kalan 2 bölümü de sezon sonu değerlendirmesine ayırabilirim. Şimdi bakın bu başlayan ve biten, başı ve sonu belli olan bir podcast veya bir aslında içerik dağıtım stratejisi açısından çok derli toplu gözüken bir içerik. Dolayısıyla burada mesela benim şunu yaşamama gerek yok. Bir sonraki hafta içerik üreticilerin en büyük yaşadığı sıkıntı şey yaparlar. Mesela Podfresh'e de geldiğinde tanışırız. İşte çok iyi içerik yapacağız. Okey, haftada kaç bölüm kaydetmeyi düşünüyorsunuz? Valla ben haftada 4 bölüm yaparım. Ya nasıl yaparsın 4 bölüm? Mümkün değil böyle bir şey. Yani bütün tam zamanlı işin bu olsa ancak yaparsın. Biz onu gelin 1'e çekelim. 1'e çekeriz. Daha sonra mesela şu olur. Birinci bölüm çok yüksek motivasyon. İkinci bölüm nispeten yüksek motivasyon. Sonra ufak ufak o motivasyon böyle aşağıya doğru inmeye başlar. Sebebi şu. Ne olur? İşte az dinlenir. Dinlenme rakamlarını görür. Vay be 40 kişi dinledi beni der. Mesela bir sonraki bölüm 200 kişi dinler ama hala onu mesela tatmin etmez. Ben hep şunu söylerim. Ya mesela bir odaya 200 kişiyi doldursam hiç 200 kişinin karşısına çıkıp konuştun mu derim. Yok yani konuşamam ben der. Yani 10 kişi olsa elim ayağım titrer. Peki işte mesela yaptığın bölümü 200 kişi dinledi. Sen bu rakamın az veya çok olup olmadığını neye göre, hangi kıstaslarla, hangi veri setine göre değerlendiriyorsun derim. Dolayısıyla ne olur? İçerik üretiyorsanız konuları birbirine bağlayarak devam ediyorum. Olabildiği kadar bir süre en azından. Tabii ki bu ilelebet böyle devam etmesin. Hani yaptığınız içerikler üretilmesin, tüketilmesin. Bununla ilgili bir derdim yok. Ama yayını yaptıktan sonra kendinize lütfen minimum 3 aylık bir süre tanıyın. Podcast'inizin dağılabilmesi, podcast'inizin duyulabilmesi. Çünkü podcast'in en büyük handikaplarından birisi şu arkadaşlar. YouTube tarafının en büyük artılarından birisine YouTube'a giriyoruz, ne yapıyoruz? Abone olduğumuz kanallar var, seyrediyoruz. Ve sağ tarafta bize yeni yayınlar öneriyor. Mesela onu izlerken işte Arif'in Manchester'a attığı gol gibi. Yani hani ben bu videoya nereden geldim dediğiniz birçok an yaşamışsınızdır YouTube'un içerisinde. Ya da mesela TikTok'un içerisinde. Podcast'te böyle bir şey yok. Podcast tamamen on demand.
Yani podcast'e girdiğinizde mitolojik incileri dinleyecekseniz mitolojik incileri dinliyorsunuz ve çıkıp gidiyorsunuz. En azından şu anda büyük podcast uygulamalarının içerisinde size uygun bir içerik kürasyonu yani içerik önerisi yapma yeteneği yok. Yakın zaman içerisinde eklenecek. Ufak ufak denemeleri yapılıyor Spotify tarafında da. Ama en azından şu an için böyle bir yönlendirme yok. Bu çok büyük bir handikap. Yani mesela bununla ilgili de çok ciddi ortaya çıkan, hatta şöyle chat kısmına yazayım belki ilginizi çeker. Şöyle bir uygulama var arkadaşlar, Podchaser isimli. Podchaser'a bir girip bakarsanız en azından Türkiye'den de çok sık kullanan insanlar var. Birazcık şunu yapıyor. Bizler dinlerken, içerikleri tüketirken şunu genellikle yapmıyoruz. Ya işte Salih'e ben şunu söylemiyorum. Salih ya ben geçen gün podcast dinledim. Abi inanılmaz bir podcast, git bir dinle. Bunu yapmıyoruz. Podcast tarafında henüz bu alışkanlığımız oturmadığı için yapmıyoruz. Ama zaman içerisinde oturacaktır. Tabii ki buradaki ihtiyaç farklı girişimleri doğuruyor. Dolayısıyla en azından şunlara bakmakta fayda var. İşte mesela Podfresh gibi, Podbe gibi, podcast networklerinin derli toplu durduğu mesela 350 yayın bir yerde, 70 yayın bir yerde. Bu ağlara bakmakta fayda var. Buradaki içeriklere bakmakta fayda var. Oradan yönlendirilmekte fayda var. Yani birazcık bununla ilgili kendimize bir sağlıklı akış oturtabilmek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bir iki tane ekipman göstereceğim. Ekranda görüyorsunuz. En azından podcast açısından Instagram gibi platformlar biraz geride kalıyor. Evet, yani şey açısından mı sadece, paylaşım açısından mı, yeni podcastleri tanıyabilmek açısından mı? Aslında durum şu şekilde. Ben Instagram'da içerik paylaşımı yapıyorum da. Hani tarihle ilgili. İnsanlar hani o kadar fazla düşkün değil Instagram'da belli bir sesli içeriği dinlemeye. Ve geniş kitlelere hitap edince aradaki hani oranı inceleyip bakabiliyorsunuz. Yazı ne kadar incelenmiş işte, sesin ne kadar incelenmiş veya hani kısa videolar ne kadar gibi çekmiş gibi. Instagram'da veya TikTok gibi benzer uygulamalarda odak pek fazla tutulamıyor. Twitch, YouTube gibi platformlarda veya Spotify gibi programlarda süre birazcık daha artabiliyor. Instagram'da, TikTok'ta en fazla 15-20 saniye tuttu. Videoların yapısı da zaten az çok o şekilde. Doğru. Peki, doğru abi. Bir bakış açısı. Doğru bir bakış açısı. Yani bu noktada tabii ki Salih ve diğer tüm arkadaşlar aslında hayatımıza yeni yeni uygulamalar giriyor. Mesela ben hiç Twitch'te bir içerik şu ana kadar çok ciddi tüketmedim. Sadece bir Yüzüklerin Efendisi hayranıyım. İşte orada Murat abi yayın yaptığı zaman Murat abiyi takip ediyorum. Onun dışında hemen hemen Twitch dünyasına çok uzağım diyebilirim. Ama artık bence en azından bu benim kişisel yorumum. Tabii ki hiçbir şekilde sektör açıklaması gibi düşünülmesin. Ama platformlar bence artık birbirleriyle rakip değil. İçerik üreticilerinin yani burada creator dediğimiz işte bu creator ekonomi olarak adlandırılan ellerinde tuttukları farklı tool'lar sadece. Yani bugün şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela Salih Gözcük bir içerik üreticisi ise TikTok'ta video çekmeli, podcast yapmalı, Instagram yapmalı, YouTube yapmalı. Ama bunun oranını öyle bir planlamalı, bunu gelir modeline dönüştürürken öyle bir yol haritası kendine çizmeli ki bunların içerisinde değiştirebilmeli. Bunların içerisinde geçişler yapabilmeli. Bundan mesela işte 10 sene öncesine baktığımızda şöyle bir şey vardı. Geleneksel gazetecilikten gelen büyüklerimizde, arkadaşlarımızda ya işte ben yazı yazarım, radyoya bağlanmam. Ben yazı yazarım, ben köşe yazarım, haber yazarım, televizyona bağlanmam. Bunu söyleyen arkadaşlarımızın hepsinin şu anda YouTube kanalı var. Bunu söyleyen arkadaşlarımız hepsi şu anda internette canlı yayın yapıyor. Bu şey anlamında değil, eleştirel anlamda değil. Medyanın ve dünyanın dönüşümüyle birlikte buradaki hem içerik üretende hem de içeriği tüketende değişiklikler olması son derece normal. Yani bugün oturup da TikTok'taki algoritmayı, TikTok'taki yaşanan gelişmeleri doğru okuyamayıp sağlıklı bir podcast projesi çıkartmak bence çok zor. Yani bence yeni medyayı ve hatta medyayı başlı başına bir bütün olarak algılamalı ve hepsine bakabilmeliyiz. Dolayısıyla ben sizler adına çok mutluyum. İnanılmaz derecede şanslısınız. Ben hani şey olarak böyle 40 yaşındayım, 4 yaşında da bir kızım var. Şey açısından çok seviniyorum. Kendimin bundan 20 sene önce bir içeriğe ulaşırken ne kadar zorlandığımı çok iyi hatırlıyorum. Benim bununla ilgili Twitter'da bir flow'um var hatta. İlk internete girdiğim günü yazmıştım. Erenköy'de DNR'da girmiştim. Gereksiz bir bilgi gibi gözükebilir ama orada böyle bir internet kafe gibiydi. Oturdum, bilgisayarın başına geçtim ve ne yapacağımı bilmiyorum. Basketbol oynuyorum o dönemde. Orada çalışan arkadaşı çağırdım, şey dedim. Ne yapacağım dedim. Abi dedi, nelerden hoşlanıyorsun dedi. Ya dedim, ne bileyim abi işte basketbol oynuyorum. Ya dedi, şey sitesi var, gir dedi, NBA.com. Peki dedim, okey. Ne yapayım, ne var dedim orada. Ya bir iki tane video koymuşlar dedi. NBA.com'a girdim.
Michael Jordan'ın bir simacı vardı. 40 saniye falan süren bir videoydu. 40 saniye süren videonun yüklenmesi için 15 dakika beklemiştim. Yani 10-15 dakika arasında beklemiştim. Bu şu anlama geliyor. Düşünebiliyor musunuz? Şu anda kim bekler? Yani dün akşam internette küçük bir kesinti oldu. Evde bir kriz. O çalışmıyor, bu çalışmıyor. Yani bakın mesela beklentilerimiz ne kadar değişti. 40 saniyelik bir video için 15 dakika beklerken 15 dakika internetsiz kaldığımızda kafayı yemiş durumda oluyoruz. Bu arada çok yorum var. Eleştiriler var filan deniyor. Bir bakayım orayı, bir okuyayım. İçerik üretici olarak kaçıramam oradaki yorumları. Evet. Gençler kendi aralarında da yazışıyorlar. Süperler. Süper. En çok istediğim şey. Var. Tavsiye isteyenler var. Süper. O zaman demek ki güzel bir oturum oluyor. Daha ne isteriz? 600 takipçi var. Peki o zaman mesela şöyle bir şey yapalım mı gençler? 140 kişiyiz. En azından isteyenler tabii. Bakın şununla ilgili çok küçük bir anekdot anlatacağım. Ondan sonra bir şey önereceğim size. Yaparsanız tabii bu arada tamamen sizin elinizde olan bir şey. Kültürel bazı farklılıklarımız var. Mesela işte burada Türkiye'de bizler genellikle yaptığımız işleri aman göstermeyelim. Ya şimdi hava yapıyor zannederler falan. Böyle bu kafadayız hepimiz. Ama ben ilk böyle global toplantılara girdiğimde medya alanında insanlarla mesela çok büyük şirketlerin CEO'ları, CFO'ları yaptıkları mesela bir podcast'in linkini paylaşıyorlar toplantıda. Toplantı o kadar büyük bir toplantı ki mesela ne alakası var diyordum ama insanlar yarattıkları içeriklere, yarattıkları değerlere o kadar fazla önem veriyorlar ki bunları paylaşırken hiçbir tedirginlik duymuyorlar. Ama biz de nedense içerikleri yapıyoruz ama yeri geliyor ailemize bile bahsetmiyoruz. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bireysel hesaplardan tabii ki bahsetmiyorum ama örnek veriyorum. Ben bir podcast yaptım. Benim bir YouTube kanalım var. Benim işte bir Twitch adresim var. Burada yayınlar yapıyorum. Benim şu konuda spesifik olarak niş yayın yapan bir Instagram adresim var diyen arkadaşlarım o adresleri chat kutusuna yazabilir mi? En azından böyle de bir farkındalığımız olsun. Belki arada böyle birileri yakalar, bir şeylerden hoşuna gider, takip eder. Şey gibi olmasın bu tabii ki, böyle takipçi kasıyoruz gibi gözükmesin ama en azından bu algıyı da bir değiştirmek adına bence bunu paylaşabiliriz. Çok heyecanla bekliyorum şimdi. Mesela İcilerin Twitch'ini gerçekten merak ediyorum. 600 takipçisi varmış fakat açtığı gibi 200 kişi izleyip chat aktif oluyormuş. Eleştirilere açık oluyoruz. Hocam Twitch adresimi atayım. Lütfen, lütfen tabii ki. Kamera açmak yerine çizim karakteri koyma konusunda bir sorun ama benim için süpersiniz. Süper. Bir tek İcilerden geldi. Bakalım hocam bu toplantı bizim podcast'leriyiz. Peki tamam. Mesela Demir, nasıl bir proje var aklınız? Bu arada mesela bakın, bilmiyorum tabii, düşünüp de şu anda geliyor, tamam süper. Mesela Verda'nın yazdığı Vetus Sui adında bir sanat tarihi sayfam var. O sayfanın linkini at Verda bence. Çünkü çok büyük ihtimalle kimse girip o isimle aratamayacaktır. Hani burada da böyle bir case study gibi yapmış olalım birlikte. Zeynep'in yorumu çok doğru. Evet, tabii ki konuşulan konu çok önemli ama Zeynep ve tabii ki herkes. Türkiye'de genellikle maalesef şöyle bir yanılgı var. Bizde çok böyle manşetlik isimler konuyor. Aldanıyorsun, giriyorsun, 45 dakika boyunca bir içeriği dinliyorsun ve aslında orada vaat edilen içerikten çok uzakta bir yerdesin. Çok güzel bir yerden girdim. Bununla ilgili de bir şey söyleyeyim. İstatistikler şunu gösteriyor. Bir podcast'te dinlenip, yani bir podcast'i ilk defa dinleyecek bir kişi, o podcast'i dinleyip dinlemeyeceğine karar verdiği süre ilk bir dakika. O yüzden mesela jingle kullanacaksanız girişte lütfen böyle 30 saniyelik, 40 saniyelik jingle'larla o süreleri harcamayın. Discord adresleri geliyor. Bir Spotify linki geldi, hemen bakalım. Heyecanla açalım. Zehre Nar, hemen doğrulanmış sanatçı. Hemen ben de takip ettim. Nefis. Mesela müsaitsen eğer mikrofonunu açma şansın var mı? Birazcık buradaki senin hikayeni dinleme şansımız var mı Zehre Nar? Merhaba. Merhabalar, nasılsın? İyiyim, sağ olun, siz? Teşekkür ederim, selamlar. Birazcık anlatsana Spotify hikayeni. Tabii şöyle, aslında ben küçüklüğümden beri şarkı söylemeyi çok seviyorum. Ve 2 sene önce bahçede arkadaşlarımla otururken bir Spotify hesabına denk geldim. Amatörce şarkı yapıyordu bir tane çocuk. Sonra hani arkadaşlarımızla aramızda hani dalga geçtik. Ben daha iyisini yaparım işte, istesem uğraşsam falan filan. Neyse üstünden 2 yıl geçti. Bir gün öyle dizi izlerken birden oturdum, dedim ki ya ben bir şey yazayım falan diye oturdum. İşte bir tane şarkı yazdım. Sonra işte yakın arkadaşlarımı falan dinlettim biraz. İşte onlar da çok beğendikten sonra hani heveslendim ve yapmak istedim. İşte onu da 2021 Haziran'da çıkardım sonlarına doğru. Yani bu kadar zor olmasını beklemiyordum. Yeni parçam daha
bir iki hafta önce falan çıktı yani. Arada yaklaşık bir yıllık bir süre var yani. İşte kapak olsun, işte arkadaki ben ukuleleyle yapıyorum, kendim çalıyorum. İşte onda kendimi geliştirmek, farklı akorlar olsun, işte farklı sözcükler kullanmaya çalışıyorum sürekli, aynı şey olmasın üst üste aynı şarkıda. Yani bir yıl falan sürdü yani yenisi. Yani böyle devam da etmek istiyorum. İnsanlar dinledikçe, iyi yorum yaptıkça da mutlu oluyorum. Mutlu oluyorsun. Öyle süper. Yani. Süper. Tebrik ediyorum seni. Ben de takip ettim. İlk fırsatta da dinleyeceğim. Ellerine, emeklerine sağlık. Ne kadar güzel. Bu arada hemen kaçırdığım bir şey olursa da lütfen kusura bakmayın. Burada nefis bir özgüven. Gerçekten o kadar saygı duyuyorum ki. Yani şu jenerasyonun artık üniversiteye gelmesini böyle dört gözle bekliyorum. İçerik üretimi açısından. Spesifik bir şey yok. Ben zaten dublajcıyım. Makara döndürürüm. Vallahi demiyorum. Makara döndürmek için podcast yapmak nefis bir fikir. Ama hemen oradan yine oturuma özel bir içeriğe döneyim. Makara bizde şöyle algılanıyor. Ya işte dört kişi konuşuyor. Hep şey olur ya mesela. Oğlum şunu kaydetsek var ya, nefis YouTube olur. Genellikle böyle konuşulan içeriklerin hiçbiri tutmaz. Yani çoğunlukla tutmaz. Çünkü neden? Çok insert yok dediğimiz, böyle çok kendi söylüyor, kendi gülüyor diye dönüştürebileceğim, Türkçeleştirebileceğim içeriklere dönüyor. Yani mesela örnek vereyim. Yine Salih'in kamerası açık olduğu için Salih'ten örnek vereyim. Ben Salih'le 5 senedir arkadaşım. Dolayısıyla mesela Salih'in kaşı oynasa ben Salih'in ne demek istediğini anlıyorum ve gülüyorum. Ama mesela bu içeriği tüketenler için geçerli değil. Genellikle Türkçe içeriklerde çok fazla insert joke'lar oluyor. Abi bu tabii ki kötü mü? Hayır değil. Sizi mutlu edebilir. Çok fazla kakofoni oluyor. İnsanlar çok fazla birbirinin üzerine gülüyor. Çok fazla birbirinin üzerine konuşuyor. Sen zaten dublajcıysan bunları çok iyi biliyorsundur. Belki sen de mikrofonunu açıp anlatmak istersen biraz dublaj macerandan, çok da mutlu oluruz açıkçası. Ama makara döndürürken bile orada bir en azından süre sınırı koymak, dönecek konuları baştan belirlemek belki çok tatlı olmayabilir. Ama en azından ya beyler ya da işte arkadaşlar 20 dakikalık bir sohbet olsun demek en azından mesela işte o tarz mı tarafında olduğu gibi çok keyifli olabilir, aklında olsun. Hah, geldin Demir, selam. Az önce açmıştım da öksürdüğüm için kapattım yine. Tamam, ben de öksürüyorum. Arada ben de kapatıyorum. Kusura bakmayın. Ben de koronadan yeni çıktım bu arada. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun canım. Sağ ol. Seni dinleyelim. Hocam şöyle, öncelikle hani dublaj maceram şöyle başladı. Ben hani bayağı arkadaş arasında seslendiriyordum. Bazı spesifik videolar alıyordu biliyorsunuz. İşte Abdülhamit'i savundun, hayır savunmadın. Yani öyle videolar oluyordu. Onları seslendiriyordum. Arkadaşlarım diyordu ki ya abi hani bunu harbi bir işe dönüştür. Sonra bunun dersini aldım. Eğitimini aldım. Oradan mezun olunca hani stüdyolara gidip kayıt yapmaya başladım. Oradan bir yükseldim. Bir şeyler, isim duyuldu. O şekilde dublaj gelişti. Yani dublaj genelde herkeste olduğu gibi arkadaş tavsiyesi üzerine başladı bende de. Benim yapmayı düşündüğüm büyük aslında arkadaşlarımla beraber yapmayı düşünmüyorum ben. Benim sesini takdir ettiğim bir tane daha arkadaşım var. Hani sesinin dinlenebilir ve yatıştırıcı güzel sesi olduğunu düşündüğüm bir arkadaşım var. Çok da samimi değilim. O yüzden inside joke dediğiniz şeyleri çok yapabilecek bir samimiyete sahip değilim. Hani onunla beraber mesela toplumda şu an konuşulan ama hani İzahı olmayan işlerin mizahı muhabbetini yapmayı ben aslında kafamda çok uzun süredir düşünüyorum. Ama bunu paylaşabileceğim bir platform oluşturamadım, bir ekipmanım yok. Hiç koyulmadım bu işe. İstiyordum. İşte mesela podcast bunun için bence güzel bir platform. Evet, podcast muazzam bir platform. Zaten istiyordum podcast yapalım diye konuştuk. Hemen bir hafta sonra da okuldan mail geldi zaten podcast şey diye. O yüzden katılmak istedim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Emeklerine sağlık. Podcast yaparsan da bu arada ben de şöyle sağ tarafa kendi mail adresimi yazayım. Gerçi benim mail adresim ve cep telefonu numaram Türkiye'de podcast yapmak isteyen herkes de var neredeyse. Ama buradan da paylaşayım. Cep numaramı da yazayım. Söylemiş olmak için söylemiyorum. Gerçekten talep ettiğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Genellikle o anda dönemesem de sonra mutlaka geri dönüş yaparım. Hani bugün burada kısıtlı bir zamanımız var ama spesifik bir şey olabilir. Gecenin bununla ilgili arasına kaçabilir misiniz? Gecenin ikisinde ayaktayım. Açarım büyük ihtimalle. Yani aramaları çok şey yapmıyorum. Çok arandığı için ama mesaj atarsan %100 geri dönerim. Hiç öyle dertlerim yok. Yani zaten toplamda 7 tane sınıfım, 300'e yakın öğrencim var. Artık ben telefon şey modunda şöyle geziyorum neredeyse ne zaman çalacak diye.
Evet, tabii ki Rukiye Gözde, tabii ki yapabilirim. Şimdi hatta isterseniz şöyle yapalım. Tabii ki uygunsa. Ben bir podcast'in en azından podcast yaparken dikkat etmeniz gerekenlerle ilgili birazcık size böyle bir tips and tricks kıvamında şeyler söyleyeyim. Ufak tefek şeyler söyleyeyim. Bunları belki böyle bir aklınızın bir köşesine kaydetmek isteyebilirsiniz. Bu arada Discord'a falan katılıyoruz. İcilal baya baya Discord kanalını büyüttü burada. Günün kazananı İcilal diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Tabii ki. Evet. Vallahi İcilal bir link yolladı, biz de katılalım. Ben nasıl katılacağımı bilmiyorum. En azından ilk katıldığım. Tamam. Bana da nasıl katılacağımı öğretirsen ben de katılacağım. Söz veriyorum. Yani bu arada şaka bir tarafa, yani bilmiyorum, aranızda tabii ki üniversite öğrencisi yok diye düşünüyorum. Üniversitelerdeki ortamlar, özellikle yeni medya, iletişim fakültelerindeki ortamlar böyle. Bizimle ilgili genellikle işte güzel sanatlar ve iletişim fakülteleriyle ilgili şöyle eleştiriler, böyle şey, imrenen demeyeyim ama özelen eleştiriler gelir. Ya nasıl abi, şimdi derste gerçekten oturup Netflix mi seyrediyorsunuz? Derste gerçekten oturup podcast mi kaydediyorsunuz? Yani şu düşünülmüyor mesela, bunun bir iş olduğu, bunun bir sektör olduğu ve bu alanda insanların çalıştığı, bu alanda şirketlerin insanlara ihtiyaç duyduğu hep unutuluyor. Hep zannediliyor ki ya birileri bu filmleri çekiyor, birileri bu podcastleri kaydediyor, birileri Netflix'i, Gain'i, Exxen'i kuruyor ve hayat devam ediyor. Ama işte o birileri yarın öbür gün umarım sizlerin içinden çıkar. Ben de gerçekten çok mutlu olurum böyle bir şey olursa. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Pınar sanırım el kaldırdı. Belki benim anlattıklarımla ilgili bir sorusu olabilir diyerekten. Pınar'cığım seni dinliyoruz. Ben şey demek istemiştim. Bir Discord server'ı kurdum ben. Chat'tekilerin biraz kafası karışmış da. Orada işte bu hani Twitch'le alakalı ya da podcast'lerle alakalı işte birbirimize yardım edelim diye kurdum. İsteyen katılabilir. Linki birkaç kez attık chat'e. Süper, süper. Vallahi İcilal bize Discord linkini vermedi. O yüzden sağ olsun Pınar geldi ve Discord'u kurdu. Katılmıyoruz, tamam. İcilal'in Discord'una katılmıyoruz. Teşekkürler Pınar. Salih sen bir şey söylüyorsun galiba Şehzat'cığım. Can benim sorum şu şekilde olacaktı. Kitle tabii kullanımını ki nasıl yapabiliriz sizce? Kitle kullanımı. Yani sosyal medyada hali hazırda geniş bir kitlemiz var. Onu farklı platformlarda nasıl kullanabiliriz? Aktarımı nasıl sağlayabiliriz? Tabii ki hemen. Şimdi bu bünye neler kaldırdı diyeyim İcilal'e. Şimdi aslında bu senin söylediğin şeyin birebir karşılığı akademide bir ders. Burada yani yeni medya bölümü içerisinde kitle yönetimi başlı başına bir ders. Şimdi ayrı bir oturum yapsak bununla ilgili inan ol gider. Ama bununla ilgili çok keyifli kaynaklar var. Gerçekten çok tatlı bir ekipsiniz. Yani çok keyifli bir sınıfsınız. O Discord'a katılabilirsem, ben bunu başarabilirsem eğer, oradan size birkaç tane link gönderebilmeyi çok isterim. Okuyup takip edebileceğiniz. Özellikle kalabalığı ve kendi dinleyicisini, kendi içerik tüketicisini yönetebilmek Salih şu anda inanılmaz önemli. Şimdi bununla ilgili artık o kadar çok mecra var ki. İnsanlar, yayıncılar Patreon açıyorlar. Substack'ten bülten gönderiyorlar. İşte ne bileyim MailChimp'ten ayrı bülten gönderiyorlar. O kadar farklı. Akşamları Space.io'da açıyorlar. Discord var. Clubhouse girdi hayatımıza, çıktı. Yani şey olmuş durumdayız. Platform. Ve nereye gideceğiz? Kimi nerede takip edeceğiz? Bu tamamen karışıklık olmuş durumda. Bence bir içerik üreticisinin 2022 senesi içerisinde içeriklerini üretebilmeye harcadığı emeğin yarısı kadar en azından kendi kitlesiyle doğru iletişimi kurmaya harcaması gerekiyor. Bununla ilgili çok farklı formüller var ama Discord bunlar arasında gerçekten çok büyük yer tutuyor. Daha böyle akademik, daha startup, daha böyle girişim, iş dünyasıyla ilgili bir şeyler kullanılıyorsa Slack uygulaması mesela kullanılıyor. Slack'te bir iletişimde kalınılıyor. Geçtiğimiz dönem içerisinde e-posta bültenlerinin Türkiye ve globaldeki ağırlıkları çok yükseldi. Bilmiyorum aranızda bununla ilgili abone olan herhangi bir e-posta bültenine abone olan var mı? Ama mesela Revu isimli uygulama şirket Twitter tarafından satın alındı. Şu anda Twitter hesabınızla entegre, tamamen ücretsiz. 5 dakika sonra yayın hayatınıza başlayabileceğiniz bir e-posta bülteni kurabilirsiniz. Genellikle bunu da çok sık kullanılıyor. Mesela bu noktada bir Podfresh yayıncısı olan Merak Listesi, Çağrı Küpeli, gerçekten kendi kitle yönetimini çok iyi yapan bir yayıncı. Merak listesine bir bakabilirsiniz. Twitter hesabın yoksa yine açabiliyorsun diye biliyorum İcilal. Yanlış bir şey söylemeyeyim ama Revu üzerinden bir bülten oluşturabilirsin. Burada da mesela şunu söyleyebilirim. Podcast tarafına yine geri dönecek olursam. Genellikle şöyle söyleniyor. Ya işte hocam kişisel hesabım yok. Açmak istemiyorum. Hiç problem değil. Ama en azından kişisel sosyal medya hesabı olmayan arkadaşlarımın mutlaka kendi içeriklerine uygun, kendi içeriklerine özel
en azından Instagram, en azından Twitter hesaplarını açmalarını gerçekten öneririm. Ben o zaman şunu söylüyorum, ya sen bir podcast yapıyorsun, ailenin haberi yok, arkadaşlarının haberi yok, benim haberim yok. Peki ben bu podcast'ı nasıl denk geleceğim? Yani ayağıma tıkılıp yere düşecek halim yok. Dolayısıyla bir şekilde bundan benim haberdar olmam lazım. Benim bu içeriğe, benim bu kontente ulaşabiliyor olmam lazım gibi gibi. Ne olur bunları da aklınızın bir köşesine yazın. Ben şimdi o Discord'da şey yaptım. Benim şöyle bir aslında taktiğim var. Benim telefonumda şu anda yaklaşık 150 civarında WhatsApp grubu var. Şöyle bir şey yapalım. O zaman ben bir saniyenizi rica edeyim. Zaten kendi numaramı yazmıştım ama hani olabilir, belki bir şeyler paylaşmak isteyen arkadaşlarım olabilir. Genellikle de bu şekilde de gidiyor aslında işler hızlı iletişim açısından. Şöyle bir link paylaşacağım sizinle. Dediğim gibi Özlem Hanım'ın da belirttiği gibi burada katılım tamamen kendi hür iradenizle olabilir. Arzu eden arkadaşlarım katılabilir. Buradan herhangi bir sorunuz olursa bana seve seve sorabilirsiniz. Ben zaten ulaşılması kolay birisiyim dediğim gibi. Ne zaman isterseniz cevaplarım. Şimdi chat kısmına attım linki. Podcast tarafında şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer arada soru kaçırdıysam özür dilerim. Tekrar geriye dönüp hepsine bakacağım. Çok yazışma oldu, çok güldük. Bu da eğitimin keyfi olsun birazcık. Ama bugünün çıktısı şu olsun. Bir, ekipman fetişizmi dediğimiz işte Rode'un yaka mikrofonu yok. Yeni nesil M1 çipli bir MacBook Pro'm yok. Ya da örnek veriyorum Rode NT USB Mini'm yok. Aylık benim podcast hostingine ayırabileceğim $10 bir bütçem yok. Bunların hiçbirisi podcast yapabilmenizin önünde bir engel değil. Benim biraz önceki sunumda işte sizlerle paylaşacağım sunumda gördüğünüz oradaki o en minimal düzeydeki ekipmanları göstermemin sebebi şu. Bugün Amerika'da podcast yapan ve podcast içeriklerini genellikle Anchor üzerinden gelir modeline dönüştüren içerik üreticilerinin hemen hemen yarısı hiçbir profesyonel podcast ekipmanı kullanmıyor. Burada eskiden işte content is the king gibi böyle çok böyle geleneksel söylemler vardı. Şimdi şunun üzerinde çok fazla durmanız lazım. Yapmanız gereken şey şu. Bir podcast'i, bir içeriği hayata geçirirken öncelikle neden yaptığınızı, kime ulaşmak istediğinizi, hangi süre içerisinde ulaşmak istediğinizi, bu yayına ne kadar devam etmek istediğinizi, bu yayının yarın öbür gün olası markalarla, olası şirketlerle, olası kurumlarla entegrasyonlarını, yani işte olası sponsorlukları, olası buradan gelecek gelir modellerini, bunları bence bir önünüze bir döküman açıp ufak ufak not etmekte fayda var. İyi podcast yayınlarını dinlemek çok önemli. Kulak terbiyesi dediğimiz bir şey var. Genellikle podcast atölyelerine gelen arkadaşlarıma hep şunu soruyorum. Hangi podcastleri dinliyorsun? Dinlemiyorum. Buraya niye geldin? Podcast üretmek için geldin. Tüketmediğin bir şeyi nasıl üreteceksin? Yani bu zaten teknik olarak çok mümkün değil ya. Hani bu şey gibi değil. Çok kolaymış gibi düşünüyor podcast yayıncılığı. Ama böyle düşünen arkadaşlara hep şunu söylüyorum. Hepimizin cep telefonu var. Ve hepsinin içinde tamamen ücretsiz bir ses kayıt uygulaması var. Ses kayıt uygulamasını açın. Evde kimsenin olmadığı bir anı kollayın. Basın kayıt tuşuna. Ve mesela kafanızda bir konu belirleyin. Deyin ki örnek veriyorum. Ben muhabbet kuşlarını çok seviyorum. 10 dakika boyunca muhabbet kuşlarıyla ilgili konuşan. Bakın ben bunu öğrencilerime yaptırıyorum. Deneyin bunu. Bir konuya ne kadar hakim olduğunuzu görürsünüz. 10 dakika boyunca muhabbet kuşlarıyla ilgili o podcast, o ses kaydını doldurun. Dünyanın en dayanılmaz şeyi gerçekten sonra o konuşmanızı dinlemek olacak. Bittikten sonra kapatın, takın kulağınıza kulaklığı ve kendi telefonunuza yayınlamayacağınız bir içerik olmasına rağmen 10 dakika boyunca konuştuğunuz muhabbet kuşu içeriğini dinleyin. Ya da örnek veriyorum iPad, araba, işte ne bileyim gastronomi konuları siz geliştirin. Şimdi benim aklıma kuşu gördüğüm için muhabbet kuşu geldi. Yani buradaki yapmanız gereken şey şu. Podcast yapmak zor mu kolay mı? Çok sorulan bir konu. Mesela benim için dünyanın en kolay şeyi çünkü ben hayatını yaklaşık 20 senedir konuşarak kazanan ve konuşarak kariyerini planlamış birisiyim. Yani şu anda burada mesela 135 kişi var. 135 yerine 135 bin kişi olsa ben yine aynı rahatlıkla konuşurum. Stadyumda da olsanız ben yine elime mikrofonu alır konuşurum ama burada problem ben değilim. Buradaki konu özde sizsiniz. Sizin buna bakabilmeniz, sizin bu sorunun cevabını verebilmeniz gerekiyor gibi gibi. Aslında konular çok gençler gerçekten yani böyle ucu bucağı olmayan konular. Ama ufak ufak toparlamam gerekirse kaçırdığım bir şey var mı diye bakıyorum ama yok değil mi o zaman? Ben de gruba katılıyordum şu anda. Ha buyurun buyurun. Buyurun. Ama özgür, hür iradenizle geliyorsunuz. Tabii değil tabii. KVKK şey olmasın. Bayağı 44 kişi falan katılmış zaten şu anda. Vallahi. Clubhouse dönemi demişler sorma Demir. Clubhouse dönemi benim için çok enteresan bir dönemdir. Türkiye'de böyle Clubhouse geldi. Ben tabii şey mi olunmayayım.
Clubhouse geldi. Ben çok uzun yıllardır bu tarz içerikleri çok sıkı takip ediyorum. Odalar açılıyor, yönetiyoruz, katılıyoruz filan. İnsanlar yükseldi ve sonra şöyle oldu. Şu anda kimse adını bile anmıyor. Ki Clubhouse'da ilk haftasında markalı, bayağı böyle markaların ücret ödeyerek açtırttığı odalar filan vardı. Bence en azından içerik üretimine yönelik ilginiz varsa Clubhouse'un yaşadığı, Türkiye'de yaşadığı, Amerika tarafında aynı ilgi devam ediyor. Ama Türkiye'de yaşadığı anlık çıkış ve anlık inişe bakmakta fayda var. Konumuz değil ama bence aslında konumuz Türkiye'de Clubhouse davetiyelerini $50'dan bir arkadaşımız Etsy üzerinden satmaya başladı. Clubhouse hatırlıyorsunuzdur, girmişsinizdir belki. O ilk döneminde böyle full davetiyeyle gidiyordu. Ve $20,000'a yakın bir gelir elde etti. Bugünün parasıyla $300,000'ın üzerinde. Yani çok merak ediyorum o Clubhouse davetiyelerine $50'şer ödeyen arkadaşlarım şu anda neler yapıyor. Dolayısıyla her yeni nesil, her yeni dönem kendi imkanlarını, kendi mesleklerini, kendi içeriklerini ve kendi medyasını oluşturuyor. Toparlama cümlelerine geçtiğim için böyle konuşuyorum. Yeni dönem, yeni medya, yeni araçlar, yeni iş imkanları, yeni içerik imkanları önünüzde çok açık gençler. Geleneksel meslekler, geleneksel para kazanma yöntemleri, geleneksel mesailer, geleneksel kıyafetler, geleneksel tipolojiler, geleneksel hayatlar, bunların hepsine hem çok yakınız hem çok uzağız. İnsanların artık gerçekten global ölçekte çalışabildikleri, global ölçekte içerikler üretebildikleri bir dünyadayız. Eğer bu dünyaya adım atmak isterseniz, en azından kendim son 7 senedir bu işin içerisinde yatırım yapmış bir profesyonel olarak şunu söyleyeyim. Asla yargılanmayacağınız, asla kimse tarafından ötekileştirilmeyeceğiniz ve yeni nesil para kazanma, yeni nesil kariyer inşa etme araçlarıyla donatılmış bir dünyaya adım atacaksınız diyebilirim. Bence bu çok heyecan verici. Çok büyük olasılıklar var ve hep şunu söylüyorum. Şu anda bu alana yatırım yapan çok ciddi markalar var. Yakında Türkiye'de girecek çok ciddi markalar, giren çok ciddi markalar var. Ve burada birilerinin çalışmaları gerekiyor. Birilerinin buraya podcast üretmesi, birilerinin buraya kısa belgesel üretmesi, birilerinin buraya storytelling içerikleri üretmesi gerekiyor. Ve bu birileri şu anda yok. Yani var ama yok. Olanlar genelde gelenekselden devşiriliyor. Yani böyle senelerce televizyona yayın yapmış, senelerce geleneksel medyaya yayın yapmış insanlar şu anda kendilerini dönüştürmeye ve bu yeni medyaya adapte olmaya çalışıyorlar. Ama sizler bu dünyanın içerisine doğdunuz. Dolayısıyla çok büyük avantajlarınız var ve bence gümbür gümbür geliyorsunuz. Lütfen ne olur kendinizi herhangi bir sebepte, herhangi bir koşulda, eminim tabii ki hepimizin hayatında zorluklar var ama bunlara odaklanmayın. İşte ulaşabileceğiniz birçok insan var. En azından podcast ve ses üzerinde gerçekten hiçbirinizi şu anda birkaç kişi dışında sesini bile duymadım. Ama ben, bölümüm, kendim bir telefon kadar, bir mail kadar size yakınız. Elimizden gelen her türlü desteği de seve seve veririz diyeyim. Ondan sonra 20 yeni mesaj neymiş bir ona bakayım. Hocam bu arada ben de hemen kısa bir duyuru yapayım. Şimdi çok ciddi bir emek var tabii ki de bu derslerin arkasında. Öğrencilerimizden de hem katılım çok yoğundu dersimize, hem de çok etkileşimli bir ders oldu. Minik bir anketimiz var. Onun şimdi birazdan linkini paylaşacağız. Bu dersi bir değerlendirin isteriz. Uras hocamızla ilgili çok güzel övgü dolu sözler var bu arada chat kısmında. Çok teşekkür ederiz. Uras hocamızın da bu şekilde bir karşılığını vermiş olalım. Sizden anketimize katılımınızı bekliyoruz arkadaşlar. İki soru var zaten. Dolayısıyla hepiniz cevaplayabilirsiniz. Dediğim gibi diğer derslerimiz de devam edecek. Takipte kalın. Web sayfamızın az önce linkini paylaşmıştık. Dolayısıyla o linkten gelecek akademilerimizi de derslerimizi de takip edebilirsiniz. İletişim Fakültesi'nde diğer bölümler var şimdi sırada. Uras Hocam'la devam edelim. Sonrasında daha vaktimiz var. Ben zaten süpersiniz. Ufak ufak toparlama moduna girmiştim. Tabii. En azından şey yapalım. Yani bugün elimden geldiği, süremin bana izin verdiği kadarıyla fark ettiğiniz gibi çenesi düşük bir hocayım. Genelde benim derslerim, oturumlarım olur mu? Kişi kendini bilmedi. Hep de böyle şey olurum. Ya yeterince anlatabildim mi, yeterince aktarabildim mi gibi. O yüzden aklınızda kalan bir şey varsa lütfen şu anda bir, hani en azından burada hep beraberken seve seve cevaplarım. Lütfen mikrofonu açın, yazın. Buyurun. Bu arada şu oturumdan sonra Kadir Has Üniversitesi'ne gelen arkadaşlarım da mesaj atsın. Benden de bir kahve olsun, en azından sohbet etmiş oluruz. Diksiyon eğitimi aldınız mı demişler. Almadım. Beğenmediğin ya da yanlış konuştuğumu düşündüğüm şey varsa da lütfen söyle. Feedback canımızdır, geri dönüş canımızdır. Diksiyon eğitimi almadım. Bir daha yeni yayın ne zaman yaparsınız? Bundan sonra Discord ve Twitch yayınlarımla vallahi gençler bir daha böyle yayın yapmam. Yani Kadir Has Üniversitesi yap derse tabii ki yaparım ama bu akış her ders ve her fakülte için zannedersem bir kere oluyor.
O yüzden evet, bu benzeri bir şeyi bir kere daha zannedersem olmayacak gibi düşünüyorum. Evet, normalde bir seferlik yapıyoruz ama çok talep gelen etkinlikler için bazılarını da devamlılığını da sağlıyoruz. Süper. Dediğim gibi anket sorularını eğer tamamlarsanız, doldurursanız belki orada yorumlarınızı belli edersiniz. Bunun dışında dediğim gibi iletişim fakültesinde şimdi halkla ilişkiler ve tanıtım, reklamcılık, görsel iletişim tasarımı ve radyo televizyon sinema bölümlerinin etkinlikleri olacak. Onlar da çok keyifli geçiyor. Dolayısıyla süper. Onların tarihleriyle ilgili sizin her birinizin cep telefonuna zaten katılımla ilgili SMS ben göndereceğim. Merak etmeyin. Teşekkür ediyorum Selin. Çok mersi. İclal beni zorla Twitch yayıncısı yapacak. İclal'cim teşekkür ediyorum. Yeteri kadar mecrada yayın yapıyorum. Bana yeterli ama senin yayınla konuk olurum. Cevaplama cevabı geldi. Ben teşekkür ederim. Burada ben grafik tasarım mezunuyum. Güzel Sanatlar Fakültesi mezunuyum. Arkamda da gördüğünüz gibi böyle bayağı renkli bir dünyam var. Ama ondan sonra hayat böyle birazcık tabii ki yolları değiştiriyor. Dediğim gibi soruyla ilgili size top attım. Sizden geri dönüş olmadı. En azından ben bu imkanı tanıdığı için hem kendi üniversiteme, Özlem Hanım'a, Sevda Hanım'a ve diğer emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Tüm arkadaşlarıma ben da teşekkür ederiz. Gireceğiniz sınavlarda hepinize sonsuz başarılar. Umarım dilediğiniz bölümlere katılırsınız, dilediğiniz bölümlere dahil olursunuz ve çok keyifli bir iş yaşantınız ve üniversite yaşantınız olur. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bizler de çok teşekkür ederiz. Yayınımızı yavaş yavaş kapatacağız. Çok keyifli bir etkinlik oldu. Tüm katılan öğrencilerimize çok teşekkür ederiz. Uruz Hocam sizlere teşekkür ederiz. Ben sizlere teşekkür ederim. Chat kısmında sorumuzu yayınladık. En son ayrılmadan önce bir kez daha gönderiyorum. Katılmak isteyen 12. sınıf öğrencilerinin katılımını bekliyoruz. Ve diğer etkinliklerimizde de muhakkak sizleri görmek istiyoruz sevgili öğrenci arkadaşlarımıza. Teşekkür ettik. Kapatıyoruz yayınımızı yavaş yavaş. Görüşmek üzere farklı etkinliklerde. Hoşçakalın. Bay bay. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Başarılar herkese. Sağ olun, iyi akşamlar.